Bu kuraklıktan dolayı tabii. Eğer ama onlar kulübün içinden düşemiyorlarsa öyle yapılmıyor. Ona bir şey diyemem. Ama normalde yapılmıyor. Şu şekilde. Yağ. Her mesela yağ çıkmıyor değil mi? Çok az. 2024 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılının 2. yüzyılının ilk yılında Soma'mızdan güzel bir cumartesi sabahından zeytin hasat şenliğimize Ertuğrul Özcan Beyefendi'nin tarlasından, bahçesinden onun zeytinlerini, zeytinyağıyla sizleri karşılıyoruz. Bugün karşınızdayız. Soma bir enerji kenti diyoruz her zaman, bir kömür kenti değil. Ama biz Soma'nın 2,5 milyona yakın ağacıyla beraber bölgenin ve dünyanın en iyi zeytinyağlarını üreten Ertuğrul Bey gibi diğer çiftçilerimiz, üreticilerimizle beraber Soma'nın zeytinyağının da var olduğunu biz insanlara duyurmak istiyoruz sizlerle beraber. Güzel bir hasat dönemi, güzel bereketli bir hasat dönemi diliyoruz biz Rabbimizden. Evet, küresel ısınmayla beraber kötü de bir yaz geçirdik ama yeni imkanlarla, yeni sulama projeleriyle, büyükşehirin katkılarıyla, yeni sulama projeleriyle, damlama sistemleriyle, var olan kısıtlı su kaynaklarımızı daha verimli kullanarak inşallah bu ölmez ağaçlarımızı daha sağlıklı, daha verimli, daha karlı, daha tanınan, bilinen, marka haline gelmiş bir ürün haline getirmeyi arzuluyoruz hep beraber. Basite faydası olduğu söylenir. Bu işin uzmanları söylerler ki evet, yer altında biz Soma'nın biz madenini çıkartıyoruz ama yer üstünden de milyonlarca yıldır devam eden, belki insanlık tarihiyle yaşlı olan zeytin ağacına da ayrı bir aroma kattığı söylenen, ayrı bir değer, ayrı bir mikro tat, mikro klima katan maden olduğu söyleniyor. Belki de kalitemiz bundan geliyordur, belki üretimimiz de bundan geliyordur. Altıyla, toprağın altıyla, üstüyle de bereketli Soma'mız diyoruz, Allah'a bin şükür olsun. Söylemiştik, Soma'mızın mülki sınırlarında yetiştirilen çiftçilerimizin zeytin ağacı sayısı. Bundan da gene yaklaşık şu an hatırlayabildiğim rakamlar itibariyle bir 50 bin tonda zeytinyağı üretimimiz var. Markalarımız var, coğrafi işaret almış, kaymakamlığımızın oluşturduğu sistemden istifade eden Ertuğrul Bey'in Antikas markası, işte Avdan zeytinyağı, dünyanın her yerinde, ulusal uluslararası, Avrupa'da ya da Güney Amerika'da yapılan yarışmalarda çok güzel dereceler elde ediyoruz. Sadece 50 bin tonun varlığı değil, kalite olarak, nitelik olarak da ön plana çıkan bir zeytinyağı markamız var. Gene arz talep meselesi. Geçen sene pahalıydı çünkü Akdeniz Havzası'nda, bahsettiğiniz ülkelerde Akdeniz Havzası'nda gene kuraklıktan kaynaklı zeytin üretimi olmamıştı. O yüzden bizim iç piyasamızda zeytin bolluğuyla beraber fiyatlar yükseldi. Ama bu anda dünyanın her tarafında, bugün dünyanın her tarafında zeytin rekoltesi iyi görünüyor. Öyle duyuyoruz. O yüzden fiyatın geri gelmesi gene tüketiciye yarayacak bir şeydir. Ama biz İspanya, İtalya evet diyoruz ama Türkiye'de Ayvalık bilinirdi, Edremit bilinirdi, belki biraz Aydın bilinirdi. Artık biz Manisa'da var, Manisa'da, Soma'da var bu işin içinde deyip biz dünyada da belki zeytinyağında, zeytinde de bir numara olan ülkeler arasında fındık gibi, incir gibi belki adımızı daha çok duyurmak da istiyoruz. Belki de duyuracağız yakın zamanda. Manisa Soma'da Antika Zeytincinin sahibi, kurucusu Ertuğrul Özcan. Şu an 1650 yaşındaki yanıt ağacımızın dibindeyiz. Bu ağaç Balıkesir Üniversitesi tarafından tescillendi. Ben dördüncü kuşağım zeytincilik yapıyoruz. Bu sene kuraklık çok fazla. Bununla alakalı su olmazsa zeytinlerde ileriki yıllarda kuruma ihtimali var. Bunun için mutlaka Tarım Bakanlığı'nın, işte büyükşehirlerin, belediyelerin projelendirip buraları sulamamız gerekiyor. Sulanması gerekiyor. Sulanmadığında hem verim kaybı hem de ürün kaybı ve tabii böyle bu şekilde olunca da üretim de düşüyor. Masraflar yükseliyor çünkü. Şimdi geçtiğimiz yıllara bakarsak ben rekoru 2022'de görüyorum. Kendi gözlemlediğim. 2023'te zaten tüm dünyada bir zeytin sıkıntısı vardı. 2024 ve 25 sezonunda Türkiye'de ve Avrupa'da olmak üzere, işte İspanya, İtalya gibi, Tunus gibi ülkelerde olmak üzere yine de bir rekora yakın bir ürün çıkacak diye düşünüyorum. Bu seneki verimi konuşursak, yani zeytindeki yağ verimi konuşursak çok değişkenlik gösteriyor. İşte bu 5'lerden 8, 10, 15'lere kadar çıkabiliyor. Yani 15 kilo zeytinden 1 kilo yağ alabiliyorsun veya 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ alabiliyorsun ama bunun şeyi yok, garantisi yok. Üretim maliyetleri geçtiğimiz yıla göre en az 2 kat yükseldi. Çünkü zeytin kuraklıktan dolayı fazla birikmiyor. Birikmeyince bu maliyet yükseliyor tabii ki. İşimiz yıl 500 lira civarındaydı. Bu sene 1300-1500 bandında geziyor iş yemeleri. Gübre de sanıyorum şu an
Geçtiğimizde çok fark yok ama önümüzdeki aylarda fark olabilir, olur diye düşünüyorum.